Efendim merhaba. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü. Hepinize ve hepimize Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bizim bayramlarımızın en büyüğü Cumhuriyet Bayramı'dır. Peki, şimdi Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Ne oldu? Bu Cumhuriyet'e niye karşılar? Hala 21. yüzyılın ilk çeyreği 2022 yılı 29 Ekim'i geldi. Hala niye bir takım insanlar, bir grubu gerçekten bilgisizlikten, bir grubu gerçekten cehaletten karşı çıkarken, saçma sapan konuşmalar yaparken bir grubu da bu biliyor olmuş olmalarına rağmen Cumhuriyet nedir, bu Cumhuriyet'in tarihi nedir, Cumhuriyet neden ilan edildi, niçin buna zorunluydu, imparatorluk nasıl çöktü, bunu biliyor olmalarına rağmen kalkıp saçma sapan yalan yanlış işler anlatmayı tercih ediyorlar. Üçüncü grup için, yani bunu bilen akademisyenler, işte bir takım araştırmacılar doğruyu bildikleri halde Atatürk'e hakaret, Cumhuriyet'e hakaret, işte bu Cumhuriyet üzerine bir sürü olumsuz saçma sapan konuşmalar yapan, onlar için tek bir sözcük kullanıyorum. Hainlikten yapıyorlar. Peki efendim, başlayalım. Şimdi Cumhuriyet nedir? Önce bir oradan başlayalım. Sonra bu AKP milletvekili var, Mahir Ünal, ona bir cevap vereceğim. Onun bir konuşması var. Bir konuşması var bakalım efendim. Bu Cumhuriyet'in 99. yılına giderken ne söyledi? Ne söyledi bir bakalım. Efendim, önce şöyle başlayayım. Cumhuriyet nedir? Efendim, Cumhuriyet siyaset biliminin tanımı tektir. Antik çağdan bugüne kadar Cumhuriyet'in tek bir tanımı var. O da şudur. Monarşik olmayan tüm siyasal rejimlere Cumhuriyet denir. Öteki yandan halkın kendi yönetecekleri seçmesidir, halkın işte seçim için sandığa gitmesidir gibi çeşitli ilkokuldan beri öğretmenleriniz anlatıyor. Onların hepsini unutun. Onların hepsi onun altındaki alt basamaklar. Akademik tanım tam da budur. Yani ya halk olacak işin içinde, cumhur, şimdi onu size açıklayacağım. Niçin biz cumhuriyet diyoruz da republic ya da respublika gibi bu batılı kavramları kullanmıyoruz. Yani Latincesini ya da işte gördüğünüz gibi İngilizcesini falan biz niye kullanmıyoruz? Sebebi var bunun için kullanmamamızın. Peki şimdi cumhuriyet demek ki ya monarşi olacak, yani krallık, padişahlık, hakanlık, imparatorluk, neyse bak, ya bu olacak ya da işin içinde halk olacak. İkisinden birisi. İşte cumhuriyet bu. Önce bizdeki sözcüğü tanımlayayım. Cumhuriyet, bizim kullandığımız bu kavram Arapça bir kavramdır. Cumhuriyet. Tam tanımı nedir? Cumhur halk, iyet aidiyet eki, cumhuriyet halka ait olan demektir. Batı lisanlarında kullanılanı çevirdiğinizde o kamuya ait olan şeklinde Türkçe'ye onu çeviriyoruz efendim. Peki neden cumhuriyet ilan edilmek gereksinimi duyuldu? Ne oldu? Padişahlık devam ettirilemez miydi? Efendim, halifelik devam ettirilemez miydi? Bu niçin kaldırıldı bütün bunlar? Şimdi yıl 2022, Ekim ayın 29 Ekim gelmiş. Günümüzde bir takım şahsiyetler çıkıyor. İşte halifelik gelsin, halifelik kaldırılmasaydı, cumhuriyet işte ilan edilmeseydi, padişahlara, saltanata övgüler düzüyor. Onlara tek bir yanıtım var. O da şu: yahu siz bütün bunları biliyorsunuz, bugünün yaşayan insanları. O gün o rejim ve o sistemde yaşamış olan insanlar sizin kadar akıl edemediler, öyle mi? Ya siz şu demokrasiyi, size teslim edilen demokrasiyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Şuraya bakın, işte son çıkartılan istibdat yasaları ortada. Demokrasiyi ortadan kaldırıyorsunuz. Cumhura ait olan, bak adı üstünde cumhuriyet, cumhura ait olan tuttu tek adama teslim ettiniz. Neyi konuşuyorsunuz ki siz? Şimdi devam edelim. Niçin cumhuriyet ilan edilmek gereksinimi ortaya çıktı? Efendim, savaş kazanıldı. Savaşın kazanılmasından sonra ilk yapılan bizim öncü kalıcı bir numaralı devrimimiz saltanatın kaldırılmasıdır. Ne zaman kaldırdık? Kasım 1922. Önce saltanat kaldırıldı. Sonra ne oldu? Sultan Vahidettin İngiliz gemisine binerek ülkeyi terk etti. Kaçtı ifadesini kullanmak çok doğrudur. Ama onları daha önce anlattım, hiç gerek yok. Bakın efendim, şu kitabın yazılması, şu kitabın elimdeki 14 yıl sürdü. Bu vatan nasıl kurtuldu? Kurtuluş Savaşı'nı anlatan. Bakın efendim, şu Atatürk'ün biyografisidir. Bunun yazılması tam 25 yılımı aldı benim. Tam 25 yıl sürdü. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Benim görmediğim bir tane hatırat, işte anekdot, efendim yayınlanmış belgeme kalmadı. Ben her şeyi gördüm. Dolayısıyla işte burada anlattıklarım hepsi
milimi milimine, milimi milimine o belgelerdir, anekdotlardır. Şimdi benim sizlerle paylaştığım, bu anlatacaklarım işte bu kadar uzun yılların çalışmasının sonucudur. Ne oldu? Şimdi dikkat, saltanat kalktı. Kasım 2020, 1922. Güzel. Bak orada şimdi bir boşluk var. Ne yönetiyor devleti, milleti ne yönetiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'daki, yani meclis hükümeti yönetiyor. Bak dikkat edin, daha rejim yok. Cumhuriyet rejimdir, demokrasi sistemdir. Bakın daha ortada rejim yok. Niye? Çünkü devlet yok ortada. Devlet nedir? Devletin işte çeşitli tanımları var ama uluslararası ilişkiler açısından devlet şudur. Kurulmuş olan sizin iddianız, kurulmuş olan devleti, sizden önce kurulmuş olan devletler, bugünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Örnek orada kabul edilmediği sürece siz devlet değilsiniz. Örnek KKTC kabul ediliyor mu? Örnek işte burada Tayvan, Filistin. Dikkatinizi çekerim. Bak kabul edilmiyorlar bir türlü. O zaman da öyle. Peki ne oldu? Lozan'da barış görüşmeleri yapılıyor. İşte devlet orada kabul edilecek. O masadan Ankara heyeti başarıyla çıktı. Sonuç olarak işte ilk defa devlet orada kuruldu. Ve emperyalizm, başta İngiltere olmak üzere, emperyalizm artık Anadolu'da yeni bir devletin kurulmuş olduğunu, yaratılmış olduğunu istemeseler de kabullendiler. Şimdi çocuk doğdu. Şimdi bu çocuğa bir isim verilmesi gerekiyor. Ne oldu? Doğan çocuğa isim verildi. İşte o ismin adı Cumhuriyet'tir. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Neden? Saltanat sürdürülmedi, sürdürülmez miydi? Ya Mustafa Kemal Paşa'ya öneriler geldi. Bilmiyor muydu adam padişah olmayı? Bilmiyor muydu? Ya da o günkü bu milli mücadeleyi yapanlar bilmiyorlar mıydı saltanatı sürdürsünler onlar da? Başlarına kavuk taksınlar, samur kürk giysinler. Bilmiyorlar mıydı onlar da? Niye yapmadılar diyorsunuz? Söyleyeyim. Çünkü zamanın ruhu, zamanın akışı o. Atatürk ne dedi? Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir. İki eserim var, iki büyük eserim. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, öteki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Büyük eserdir Türkiye Cumhuriyeti. Neden Cumhuriyet'in kurulması gereksinim altına alındı? Niçin şiddetle gerek duyuldu? Bakın, Cumhuriyet şunun için kurulmadı efendim. Bu savaş kazanılmış, işte büyük taarruzun sonucu 30 Ağustos 1922, işte 18 Eylül en son Balıkesir'in kurtuluşu, efendim tamam ülke kurtarılmış, düşmandan temizlenmiş, biz Cumhuriyet ilan edelim. Hayır efendim, bu daha 1906 yılı, daha 1906 yılı. Mustafa Kemal Harp Akademilerine mezun olmuş, sürgünde, nerede? Şam'da, yanında arkadaşı var, arkadaşının adı Müfit. O zaman padişahın işte doğum günüyle ilgili büyük şenlikler yapılıyor falan tahtta bulunduğu için. Orada arkadaşına dedi ki ya böyle saçma sapan şey olur mu? Birisi doğuştan işte böyle bir padişah oldu ya da ne bileyim sultan oldu, şehzade oldu diye böyle önemsenir mi? Cumhuriyet olmalı dedi, cumhuriyet. Arkadaşı anlatıyor, bak hatıratında burada, arkadaşın hatıratından burada ben alıntı yaptım. Ağzını kapattı. Aman dedi sus kimse duymasın. Bak dikkat 1906. İkinci defa Cumhuriyet ifadesini Mustafa Kemal'in ağzından çıkışı yıl 1909'dur. Ne zaman biliyor musunuz? 31 Mart vakasından sonra. Bunu kim anlatıyor? Bunu Vahidettin'in de kuzeni olan Londra'da efendim hatıratını yazdı. Bak onun kitabında anlatıyor. Diyor ki işte Feriye Sarayı'ndayız, ortalık diyor karma karışık, her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi ne olacak? Çünkü padişah tahttan indirilmiş, Selanik Aleddin Köşkü'ne efendim sürgüne gönderilmiş. Millet orada bağırıyor, çağırıyor işte. Mahmut Şevket Paşa gelmiş Rumeli ordusundan. Dedi ki arkadan bir ses yükseldi. Cumhuriyet olmalı, cumhuriyet. Geri döndük bir baktım diyor bir sarışın subay. Sonra sormuş kim bu, demişler ki Mustafa Kemal. Bak o genç rütbesinde buraya geldiğinde binbaşıydı bu adam. 1909'da söylediğimizde. İkinci defa, üçüncü defa. Sofya'ya ateşe militer olarak gidiyor. Arkadaşlar onu yolcu etmeye geldiler. Bu işte Sirkeci tren garından hareket edecek. Arkadaşlarıyla konuşurken işte Asım Gündüz falan hepsi dahil olmak üzere. Onlara dedi ki artık vakti geldi. Biz de cumhuriyet yapmalıyız. Bak demek ki üçüncü defa ne zaman konuşuyor? 1913'te konuşuyor. Bak ikinci defa konuşması. Ondan sonra konuşmasını söyleyeyim. Sonrası ta Erzurum Kongresi 7-8 Temmuz gecesi. Efendim yıl kaç? 1919. Mazhar Müfit Kansu'nun defteri. Ne diyor Mazhar Müfit Kansu?
hatıratında demiş ki şeye, Mazhar Bey akıl defterinizi yanınızda mı çıkarın? Çıkardım paşam demiş. Yaz. Mücadeleden sonra bir cumhuriyet ilan edilecek. İki işte sayıyor şu 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 de 3 4 5 devrimleri. Mazhar Müfit Kanunu diyor ki defteri elimden yerimde kaldırdım. Dedim ki dur 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 paşam, seni bu akşam anladım, kafan kıyak herhalde. Sen birinci maddeyi yap yeter dedim diyor. Bu büyük adam o gece Mazhar Müfit Kanunu'nun defterine neleri yazdırdıysa bütün devrimleri yaptı. Bütün devrimleri, söylediği her şeyi gerçekleştirdi. Uzun uzun diye onları, antratları anlatmayayım. Şimdi geldik 1923'ün sonuna. Bakın şimdi bir daha söylüyorum. Kasım 1922. Ne oldu? Saltanat kaldırıldı. Şimdi boşluk var orada, onun doldurulması lazım. Ne dedim? Cumhuriyeti bir daha tanımlıyorum siyaset bilimi açısından. Monarşik olmayan rejime cumhuriyet denir. Dolayısıyla şimdi monarşi yok, yerine bir şey koymanız lazım. Peki, kim yönetiyor ülkeyi? Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Hatta Atatürk ona halk hükümeti der. Bak, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetiyor. Orada bakanlar şöyle seçilirdi. Başbakan var, başbakan bakan seçiyor. Hayır öyle değil. Bakanları meclis seçiyordu. Herkes adayı oluyordu. İşte ben aday oluyorum. Yaşınan yanım aday oluyor. Zeynep oluyor. Kamil oluyor. Orada herkes tek tek oylanıyor çıkıyor. İçişleri Bakanı'nın oylaması var. Bir türlü İçişleri Bakanı seçilemiyor. Bak bir türlü seçilemiyor. İşte Atatürk de burada Çankaya. Da o zaman Çankaya Köşkü'nde, hatta orada bir kışlık bahçe yaptırıyorlarmış. Latife Hanım da orada, Kılıç Ali de orada. Hasan Rıza Soyak da işte geliyor. Durumu anlatıyorlar, bir türlü seçilemiyor diye. Sonuçta dedi ki tamam artık bu problemi çözelim. Bak bir daha söylüyorum. Lozan'da ne oldu? Devletin varlığını kabul ettiler mi? Güzel. Şimdi bu devlete bir isim, çocuk doğdu. Bir isim vermeniz gerekiyor. İşte bunun tartışması yapılıyor. Ama bir daha anımsatayım. Bak 29 Ekim 1923'ten önce 4 kere Mustafa Kemal'in ağzından çıkmış cumhuriyet ifadesi. 4 kere. Durup dururken olmamış yani bu işler. Durup dururken olmamış. Çağırdı Hasan Rıza Soya'yı. Onlar da camın arkasından bakıyorlar. İşte Latife Hanım, Kılıç Ali falan bakıyorlar orada olanlar. Çıkardı cebinden. Dedi ki şunları temize çek, bana getir. Hasan Rıza Soya nedir? Bugünkü ifadesi söyleyeyim. Cumhur Reisi işte genel sekreteri. Gitti o yazdı, getirdi, temize çekti. Orada Cumhuriyet'in kuruluşu işte madde madde yazılıyor. Sonra Hasan Rıza baktı, tamam dedi. Hasan Rıza Soya dedi ki bak bu sır aramızda. Yavere ver benim, yaverime. O günkü Adalet Bakanı Seyit Bey'e götürsün. Seyit Bey çok önemli bir din adamıdır. Götürsün dedi, bak dikkat edin Adalet Bakanı. Götürsün dedi, Seyit Bey bunu yasa taslağı haline getirsin. Bunu meclise sunalım. Ama söylesin sır olduğunu. Seyit Bey de bunu düzenlemesini yaptı, tamamladı. Getirildi, meclise sunuldu. Bakın meclise sunuldu bu. Demek ki Cumhuriyet'in ilanı meselesinin en büyük gereksinim duyulma nedeni bakanın seçilemeyişidir. Meclisten bir türlü bakanın seçilemeyişi bu İçişleri Bakanı'nın. O zaman Ali Fethi işte şey yapacak, başbakanlık yapacak falan. Neyse arkadaşlar, bunlar çok uzun. Meraklı olan arkadaşım, işte başka kitaplarda da var. Ama bu benim yazmış olduğum şu fikrimizin eseri, bu benim için Atatürk fikrimin rehberidir. Kitabın adı da bak dikkat edin, fikrimizin rehberi. Bu ismi durup dururken de koymadım. 1925 yılında İnebolu halkı fikir rehberimiz diye koskoca ellerinde pankartla geldi karşısına. İşte ben de oradan esinlendim bu ismi, ama benim ben bir Kemalistim, ömrüm üniversitede öğrenciydim, Kemalistim diyordum, bu yaşa geldim ben bir Kemalistim. Sol Kemalistim arkadaş, benim fikir rehberim bu adam, bu büyük adam. Sonuç, demek ki 24 Temmuz 1923 Lozan, onu bekledi Atatürk, ondan sonra Ankara başkent ilan edilecek sevgili arkadaşlar. Sonra 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edilecek. Peki bunun ön hazırlıkları nerede? Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde. Neden de orada egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir dendi. Onun ardından devrimler yapılmaya başladı. Saltanat kaldırıldı. Oradan sonra işte biliyorsunuz halifelik kaldırılacak. Türkiye'yi laikleştiren yasalar 3 Mart 1924 tarihinde onlar çıkacak. Tevhid-i Tedrisat yasası, Efkaf Şer'iye vekaletinin kaldırılması, yerine Diyanet İşleri'nin başkanlığının kurulması. Bakın şimdi öncü kalıcı devrimler bunlar. Sonra neyi yapacağız? 1924 Anayasası'nı yapacağız. Efendim orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik olduğu yazmaz. Dini İslam'dır diye yazar ama 28'de değiştirilecek. Türkiye'nin laik sosyal hukuk devleti işte ifadeleri gelecek. Yani uzun sözün kısası 3 Mart 1924'ten sonra Türkiye'yi laikleştiren o yasalardan sonra 1928'deki değişikliklerden sonra geldik. Şimdi Cumhuriyet
değerlidir, önemlidir, kıymetlidir. Bizim cumhuriyetimiz demokratikleştirilmesi gereken bir cumhuriyettir. Bütün bu anlatımlarından şöyle de bir sonuç çıkmasın. Atatürk döneminde demokrasi vardı. Atatürk'ün kendisi de çok demokrattı. Hayır efendim. Bu şimdi bunları kim söylüyorsa bunlar da abartı. Bunlar gereksiz, saçma sapan abartılar. Döneme bakın. Yeni bir devlet kuruyorsunuz. Bak dikkat edin. İmparatorluktan, saltanattan cumhuriyete geçiyorsunuz. Sancıları çok büyüktür bunların. Sancıları çok büyüktür. Fransız ihtilaline bakın, 34 bine yakın kişi giyotine gitti. Bizim istiklal mahkemelerinde %75'i askeri kaçak, işte casuslar falan olmak üzere yaklaşık olarak 3000 kişidir orada idam edilenden. Yani ihtilaller, devrimler kanla yazılır. Uzun sözün kısası. Siz burada turşu kurmuyorsunuz, reçel kurmuyorsunuz. Kardeşim devlet kuruyorsunuz. Bu konuşmalar lafı güzaptır. Şimdi gelelim bugünkü meseleye. Mahir Ünal milletvekili. Kaç dönemdir milletvekili onu da bilmiyorum. Efendim diyor, demiş ki beyefendi, cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir. Anlamak, sonra devam ediyor. Bunun üzerine çok büyük tepkiler oldu. Demiş ki anlamak mümkün değil, sözlerin bağlamından koparılıyor. Ben siyasi demeç için bu açıklamayı yapmadım. Burası bir kitap fuarı, kültürel bağlamda bu açıklamayı yaptım. Bu son cümlesi, açıklaması daha rezalet, daha kötü. Keşke ilk yaptığında sussaydı. Şimdi ben size söyleyeyim. Diyor ki bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, pardon, Mahir Ünal Bey ve onun gibi savunucular için söylüyorum. Yahu Osmanlıca bir dil değildir. Osmanlıca konuşma dili değildir. Osmanlıca yazı dilidir. Arapça, Farsça karışımıdır. Bir daha söylüyorum. Osmanlıca diye bir konuşma dili yoktur. Konuşma dili Türkçedir. Osmanlı Devleti döneminde de Anadolu'daki işte gelen Türkmenler, Türk asıllılar Türkçe konuşur. Osmanlıca yazışma dilidir. Çünkü Balkanlarda çeşitli uluslar var. Herkes kendi dillerini kullanıyor. Kendi içlerinde kendi dilleriyle yazışıyor. Şimdi diyor ki lügatimizi, sözlüğümüzü, alfabemizi, bunları kaldırdılar. Mahir Ünal'la ve onun gibi beyefendilere ve hanımefendilere söylüyorum. Arkadaşlar çok mu istiyorsunuz? Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerinde Osmanlıca kurslar var. Gidin, gidin. Yiğit ona demişim ki 15 günde çözün. 90 gün sonra gazeteleri, dergileri, kitapları okumaya başlayın. El yazılarını okuyamazsınız. Mezar taşlarını okuyalım diyorsunuz. Allah iyiliğinizi versin. Mezar taşları okuyamazsınız. Kültürünüz yetmez, bilginiz yetmez. Mezar taşlarında sırf isim yazılmaz. Orası dikkat edin, ebced hesabı yapılır. Ölüm doğum tarihleri yazılır. Şiirsel bir anlatım vardır. Onu anlamanız için çok geniş bir kültürünüz olması gerekir, bilgi birikiminiz olması gerekir. Onlar zaten sizlerde yok. Neyi konuşuyorsunuz? Siz dua edin ki Atatürk bu dil devrimini yaptı. Dua edin. Latin alfabesi geldi de okur yazar oldunuz. Yatın kalkın dua edin. Bu adama siz dua edin. Şimdi ben Mahir Ünal Bey'e ve onun gibi düşünenlere sesleniyorum. Mahir Bey, ilk Türkçe sözlük hangi tarihte yazıldı? Söyleyeyim ben size. 1072-1074 Kaşgarlı Mahmut. Divan-ı Lügat-ı Türk. Bak dikkat ettin. Türkçe sözlükten söz ediyorum. İlk Osmanlıca sözlük ne zaman yazıldı biliyor musunuz? 1894. Bak bir daha söylüyorum Mahir Ünal Bey'e ve onun gibi düşünenlere. Sözlük, Osmanlıca sözlük 1894. Peki şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ndeki ilk okul hangi tarihte açıldı? 26 Nisan 1870. Bak dikkat. İlkokul yok. Hangi tarihe kadar? 19. yüzyıl bitiyor. Mahir Bey bitiyor. 1870 26 Nisan Sultanahmet'te açılmıştır okul. İlk açılan ilkokul. Peki soru. Osmanlı Devleti'nde ilk yabancı okul hangi padişah zamanında ve ne zaman açıldı? Söyleyeyim. Kanuni Sultan Süleyman 8 Kasım 1583. Kimler bunu açtı diyorsanız Latin Katolikler açtı. Kim izin vermiş? Kanuni Sultan Süleyman. Peki bu okulların açılışı neye mal oldu? Hep konuşuyorsunuz ya. Hep ifade ediyorsunuz. Bakın efendim. Anadolu'da halkın dili Türkçedir. Onlar Türkçe konuşuyor. Yunus Emre Türkçe yazmıştır şiirlerini. Mevlana Celaleddin Rumi hangi dilde yazdı? Söyleyeyim ben size. Farsça'da yazdı. İşte Bakisinden Nedim'ine kadar falan filan. Bakın onların ki son derece ağdalı bir Osmanlıcadır. Okuyun tövbe bile anlamazsınız. Tekrar söylüyorum. Anlamanız için zaten geniş bir genel kültürünüz olması lazım. Ve Allah'ın kulları. Onlar olmadığı sürece zaten siz divan edebiyatı falan anlayamazsınız.
Tekrar söylüyorum, öyle siyakat, el yazısı, arşiv yazıları çözemezsiniz ki. Çözemezsiniz. Söylüyorum bak, okul ne zaman açılmış ya okullar? Okullar ne zaman açılmış? Arkadaşlar, 2. Mahmut gibi bir padişah, devrimci, ilerici bir padişah. Gerçi onların yaptığı da tabii devrim değil, düzeltiyorum kendi cümlemi. Onların yaptıkları tamamen reformlar düzeyinde. Atatürk büyük devrimleri yapan adam Atatürk. Bakın, ilkokulların kurulması için ferman çıkaran, yasa çıkaran 2. Mahmut'tur, padişah olmasına rağmen yasanın çıkışından 10 yıl sonra ancak bu okullar kurulabilmiştir. Bak düşünün. Padişah bile beceremiyor, yapamıyor. Peki ne vardı? Efendim söylüyorlar. İşte medreseler, üniversite. Hayır efendim, medreseler üniversite falan değildi. Adı üstünde medrese. Dini eğitim kurumları. Arkadaş ya, bunlar işin içine bir takım yobaz din adamları girdi, rasathane. Ya topa tutturdular rasathaneyi. Ya bırakın siz onu. Piri Reis, tarihimizin en büyük haritacısı, coğrafyacısı. Adamı 90 yaşında idam etti. Kim? Kanuni Sultan Süleyman. Niye? Mısır valisinin yalanları yüzünden. Gerçi yalan ortaya çıktı. Sonra onu da idam ettirdi. O da ayrı bir şeydi. Peki. Şimdi geri dönüp konuşuyor. Beyefendi konuşmuş. Lügatimizi, alfabemizi, dilimizi. Hasılı diyor. Bütün düşünmemizi yok etmiştir. Pardon. Bu konuşma bana göre tamamen politiktir. Bu konuşma, bu mesajdır. Seçim dönemi, acaba ben bunları söylesem işte bir takım cumhuriyet düşmanları, Atatürk düşmanları, devrim düşmanları bu adamlardan oy alabilir miyim? Ya her şey bir oy için, yapmayın. Yani şanssızlık Mahir Bey bu konuşmayı yaptı. Mahir Ünal ve onun gibi düşünen siyasetçilere söylüyorum. Varlık nedeniniz, bugün o mecliste bulunma nedeniniz, unutmayınız ki cumhuriyettir. Eğer cumhuriyet olmamış olsaydı siz orada olmayacaktınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın temsilcileri olarak orada oturamayacaktınız. Peki Büyük Millet bu Büyük Millet Meclisi nedir? Büyük Kongre'dir. 23 Nisan 1920'de kuruldu, biliyorsunuz. Bizim milli mücadelemiz efendim kongreler mücadelesidir ve kongrelerle biz bunları yarattık. Kongreler ne demek? Milli şeyin, halkın temsilcilerinin oralarda bulunması demektir. Yani Müdafaa Hukuk Cemiyeti mensupları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, 14. Kongredir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii Türk ifadesi sonra gelecek, Büyük Millet Meclisi. Onun için varlık nedeniniz bu cumhuriyettir Mahir Bey. Ve sizin gibi düşünenler için söylüyorum. Ben bir daha söylüyorum. Bu hiçbir şekilde bağlamından falan koparılmamıştır. Koparılmamıştır. Siz ne söylediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Zaten ana düşünceniz bu ve ana düşüncenizi de böyle bir fuar bağlamında, kitap fuarı bağlamında bence bir bahane olarak kullanılmıştır. Yazık ettiniz. Gerçekten yazık ettiniz. Çünkü sizin başka konuşmalarınız da var. Ben her zaman ne söylüyorum? Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu seçim Türkiye için hayati bir seçimdir. Cumhuriyetin son şansıdır. İşte Mahir Ünal Bey'in gibi bu konuşmayı yapanlar buradaki zihniyeti ortaya koyuyor. Hatırlayınız, daha önce de bir fesli vardı. Bütün işte AKP kadrosunun hayran olduğu bir şahsiyet. Ne demişti? Keşke Yunanlar kazansa demişti. Atatürk için ağza alınmayacak laflar etti. Hemen şunu söylersiniz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de birileri var. Onlar da işte Atatürk karşıtı falan. Doğrusunuz. Doğrusunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanettir. O da başka bir şey. Yerden köye kadar haklısınız. Ki o Cumhuriyet Halk Partisi bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin partileştirilmiş halidir. Partileştirilmiş adıdır. Bunun, bu Atatürk'ün Bursa nutkunu hepinizin okumanızı çok isterim. Bak orada da anlatıyor, Türk gencinden ben ne bekliyorum, ne ediyorum. Sonuç olarak efendim bu cumhuriyet meselesini şöyle bitirelim. Ne demiştir bu büyük adam? Atatürk ne demiştir? Benim vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Çünkü her insan fani. Bugünkü siyasetçiler de bir gün toprak olacaklar. Ama şunu düşünsünler. Arkadaş, biz geride ne bırakıyoruz? Bu cumhuriyetin kıymetini bilin. Laik cumhuriyetin kıymetini bilin. Bu cumhuriyetin laik karakteriyle de hiç oynamaya kalkmayın. Hiç oynamaya kalkmayın.